Evet arkadaşlar, biraz önce portatif evde hobi olarak kullanacağımız, yapabileceğimiz, çocuklarımıza psikomotor becerilerini geliştirebilecekleri, evde bir şeyler yapabileceklerini gösteren, zamanımızı verimli kullanmayı gösteren mancınıktan, malzemelerinden bahsettik. Şimdi bir tanesini, montajını yapalım. Şuraya kadar yapmıştık biliyorsunuz, kroşe, basit, şunlardan zaten hastanelerde de kullanılan, doktorların kullandığı şeyler demiştik, 5 tane. Şimdi CD dediğim gibi estetik olsun diye ben buraya CD kullandım ama isterseniz siz buraya bununla da veya başka bir şeylerle de destek de bulabilirsiniz. Şimdi bir tanesini birleştirelim sizin için. Hemen dediğim gibi silikon tabancası falan bulamadıysanız da bunu erittiğinizde çakmakla rahatlıkla yine yapıştırma görevi yapar. Ben bir tane silikon kullandım. Hemen bir tane ne yapalım? Şundan yapalım arkadaşlar. Sizin için. İlk nereden başladınız? Tabii bir planlama dahilinde giderseniz işler daha da kolay olur. Şu mesafe, şunu şurası, burası neresi bakın? Altta kalsın. Burası şurası arkadaşlar. Şu. Görüyorsunuz. Sonra bunu ne yapalım? CD'mize hemen kavuşturalım. Neresi? Şu bölüme. Hemen. Bakalım kaç dakikada hem kalacak. Yapılabiliyor. Videomuzun süresi de değil mi? Bir tane şey yapma süresi kadar olacak. Hemen. Çok da acele etmeyeyim de. Şu an. Ha. Şu ilk kısmı taslağı hazırladık. Sonra şu kenarlardan mandalla tutup sonra buraları sabitleriz yine. Şu kısımda olması. Ha bunu bakın nereye yerleştireceğiz? Ortalama şu ortasına denk gelsin ki çünkü neden? Şu destekle karşılıklı yerini bulabilsin diye. Şöyle bir yer tespit edeyim. Şurası iyi diye düşünüyorum. Şurası hemen şuralara bir geçince tutturmak için arkadaşlar şöyle ortaladık mı biraz şöyle ha silikon biraz sıcak ama çok çabuk kuruyan fazla zararı yok böyle lifleri var çabuk temizlenen evet bunu şimdilik geçince böyle tutturdum önemli olan şu destekleri, bakın desteğini de mandalı ben önceden bozdum bildiğiniz şu mandal. İki parça, iki mandal destek için kullanıyoruz. İki mandal da ortadaki mili destek olsun diye kullanıyoruz. Hemen şuralarına biraz şey sürdüm. Bakın şöyle. Böyle engel olmasın diye. Hemen şu desteğimizi yaptık. Hemen karşılık desteğini de yapalım hızlıca. Bizim çocukluğumuzda öyle çok fazla oyuncak yoktu, oyuncak alan yoktu. Birçok oyuncağı kendimiz yapmayı öğrendik. Bizim jenerasyonun en büyük şeyi. Şimdi de tabii yapbozlar falan biliyorsunuz kreşlerde falan. Çocuklara hep bir şeyleri, psikomotor becerileri gelişsin diye yaptırmayı özendiriyorlar. Ben de bir öğretmen olarak evimizde hantallaşan elektronik eşyalara, özellikle tablet ve telefonlara, televizyonlara esir kalmış çocuklarımızı bile kalmıştık. Parça düşünce videoya ara verdik. Çocuklarımızı bu elektronik eşyalara esir etmeyelim, hantallaşmasınlar.
kendi oyuncaklarını yapabildiklerini görsünler. Kendileri yaptıkları eşyaların kıymetini daha iyi biliyorlar. Bugün bu bozulduğunda, kırıldığında çok üzülecek, tamiri mümkün olmayan bir şey de değil. Şimdi yapıştırıcı Japon harikası denemedim ama olur, neden olmasın. İlla silikon tabancası gerekmez. Siz evde büyükler, ya işte boş zamanınızda alın yapın. Ben şimdi kuzenler, bir sürü yeğen var, kuzen var, onlara yapacağım. İş yerimdeki arkadaşların çocuklarına yapacağım. Herkes bir sipariş veriyor. Değil mi? Bu işin ticareti falan yok yani. İnsan sevindirmek amacımız. Hem oyalanmak, oyalanırken çocuklara da oyuncak yapmak, sevindirmek bütün gayemiz bu. Evet, buraya kadar. Şunu yalnız bakın, şeyi bir sağlamlaştırmadık. Onu bir artık ne yapalım? Sağlamlaştıralım ki, değil mi? Tutsun. Tutsun. Şimdi ara destek, ben yalnız şeyi, bir tane kesmeyi unuttum. Şuraya bir fazla geliyor. Destek olsun diye şu fazlasını kesmemiz lazım. Bu fazlasını hatta kırabiliyorsam, evet kırdık. Artık bunu alelacele yaptığımız için. Şu bölüm. Bu fazla artan parçayı da ikiye şuraya atırsam, şöyle, evet, şuralara biraz şöyle açılı olsun diye destek olarak koyuyorum. Görünüyor değil mi? Evet, koyduk. Hemen şuralara destek silikonunu atıyorum. Tutsun diye. Evet. Şu hale geldi ama çok çabuk, gördüğünüz gibi. Sonra sağlamlaştırma kısımlarını yaparız. Şimdi ne yapacağız? Şuraya bakıyorum. Şu gelen hizasını ben bir kalemle işaretleyeyim. Şu süngerler. Bakın buraya ben daha önce dediğim gibi yay kullanıyordum. Yay yerine daha önce kestim şu köpüklerden. Hemen arkasına tuttum, yapıştırdım. Nereye yapıştırdım? Evet. Şu çizginin olduğu yer, işaretlediğim yere geldi. Bakın, darbeyi emiyor, görünebiliyor değil mi? Hı. Yapıştı o da. Kapak, bu renk kullanabiliriz, mavi kullanabiliriz. Gazoz kapağı düşünüyorum ama gazoz kapağında şöyle endişem var değerli arkadaşlar. Kenarlarının kesici olması, hani şöyle parmakla falan çocuklar attırırken yani keser diye pek bunu tavsiye etmiyorum. Buldum bir plastik kapak. Şu büyük kapağı deneyelim de. Nasıl büyük büyük kap, mancınık şey olsun. Hemen onu da takalım. Şuraya monte ediyoruz bakın. Dediğim gibi buraya. Hemen yapıştırdık. Ne eksik kaldı? Tutun. Hemen hemen ha, bitti. Artık paket lastik. Bildiğiniz paket lastik. Alıyoruz. Şimdi ne kadar çok lastik kullanırsak ne yapacaktır? Esneme ve gerginlik payı o kadar yüksek olacaktır. Şimdi şu arkadan çıkan kısmı biraz çok zararsız altta kalıyor. İki tane şeye takayım. Evet. Bu arada geçen hafta TRT FM'den değil mi? İstanbul Radyosu'ndan yarışmada bu güzel nostaljik görünümlü radyo kazandık. Şimdi onu zevkle dinliyoruz. Lastiği şuradan şöyle taktım. Şöyle esnettim. Bakın. Şu. Bakın. Ha, bunun gerginliğini artırmak için. İyice. Şuraya. Bakın. Buraya derken şu arkadan olacak.
Ne oldu? Bakın şurada yer günlük arttı. Bir lastik daha takarsanız şu ne olacaktır? Hemen bir tane topla. Bakalım macunumuzu deneyelim. Şuraya atın hocam. Koltuğun oraya atın. Şöyle. Evet. Evet. Gol oldu. Bir tane daha attık. Sonra kağıt buruşturduk. Çöp tenekesini koyduk. Bürodayız. Buruşturduk kağıdımızı. Top bulamadık. Yani her yerde pompon top yok. Aldık ve çöpümüze attık. Evet. Bizi izlediğimiz için çok teşekkür ediyoruz. İşte evinizde maliyeti düşük. Böyle değişik oyuncaklar yapabilirsiniz. Biz de mancılık yapmayı elimizden geldiğince göstermeye çalıştık. Belki de vardır. Hiç bakıp incelemedim arkadaşlar. Ben evde yapıyordum. Arkadaşlardan da talep gelince böyle bir video çektim. Umarım faydalı olmuşuzdur. Siz de böyle değişik el becerileri olan işlerle evde hem kendinizi meşgul edebilirsiniz bu sıkıntılı süreçte. Hem çocuklarımızı, çevremizdeki insanları sevindirebiliriz. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. İsimleri? Neyin ismi? İsim. Evet, buna şunu arkadaşlarımız virüse benzettikleri için korona. Neydi? Korona kovan? Hayır. Ya, virüs kovan mancınık değil mi? Virüsü mancınıkla atıyoruz. Hoşça kalın. Güzel.